İşte ünlü şair Necip Fazıl'ın Menderes'e gönderdiği mektuplarından bazıları. Tarih 26 Aralık 1956 İstanbul Efendim, Müsteşar Bey'den 2500 lira ve mecbuanı çıkar da görelim ve sonra yardım edelim cevabı aldım. İlk defa olarak bir peşin ödemede şahsıma bir itimatsızlık sezer gibiyim. Yani ben parayı alır da mecmuayı mı çıkarmam veya çıkarırım da uygunsuz bir istikamet mi tutarım? Ben ki, her şeyi uğrunuza riske etmiş, her defa mükemmel eseri vermiş ve bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım. Şahsım, kalbim ve kalemim her türlü teminatın üzerindedir. Necip Fazıl Ve bir başka mektup. Benim yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve nimetlerini yağdırır. Bütün bunlara karşı 15 bin lira zarara çarpıtılmış, ve daha nice kasıt ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış olarak sürünmekteyim. Haftalardır Ankara'nın bu ücra ve müzevi otelinde cinnet buhranları içinde çırpınmaktayım. Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla 20 bin lira temininden ibarettir. Olmazsa ne olur? Bunca muvaffakiyetten sonra uğratıldığım bu hal ve düştüğüm şeref kırıklığı hayatıma mal olabilir o da olmazsa ben zamanenin geçer akçesi olan muhalefet şantajına girişmeyi hamdolsun muhal olan bir seciyle temsil ettiğime göre kendi kendimi bu davadan nezi ve hal eder, bir beyanname neşrederek vaziyeti bildirir ve ebediyeten siyasi mesleğime veda ederim. Eminönü Meydanı'nda potin boyacılığı etsem bunun utanç hissesi 52 yaşında 63 cilt telif eser sahibi insandan başka tarafa raci olabilir. Artık Necip hakkında olmak mı olmamak mı kararı sizi de üzüntüden kurtaracak şekilde verilmeli ve bu iş bitirilmelidir. Ben kararlıyım ve her şeye razıyım. Necip Fazıl Tarih 2 Şubat 1958 Yapılmayan basın affı verilmeyen tebdil hava emrinden sonra bütün ümit tahsihi karara kalıyor. Heyhat ki kanunen de mazlumum. Köprülü mahkumiyetine esasdan haksız ve kanunsuz olduğu bir tarafa hiçbir tebligat yapılmadan çekilmiş mahkumiyetimden zam edilmiş. Hukuki skandal. Kosti Yanko olsam kanunen hakkımın kabulü lazım gelirken Necip Fazıl olmaya ve yakınınız bulunmama rağmen başımdaki haileyi Görüyor musunuz? Olanca ses, çığlık, akıl, iktidar ve sabır mevcudumla yükseltebildiğim bu son imdat işaretinden sonra encamımı Allah bilir, ellerinizden gözleşiyle öperim. Bir rica mektubu. Tarih: 7 Şubat 1958. Hakkında yakalama kararı olan ve hastanede yatan Necip Fazıl, Menderes'in müsteşarı Ahmet Salih Korur'dan yardım istiyor. Muhterem beyefendi, Lütfi Kırdar'a bir telefonunuz zaten yatmakta olduğum hastaneyi bana 10-15 gün temin eder. Bugün mutlaka telefon edilmelidir. Lütuf buyurunuz efendim. Bugün mutlaka başvekille görüşünüz. Benim halimi sormayınız. Sadece ilahi haşiyetle doluyum ve ne diyeceğimi bilemez haldeyim. Hastaneden kalması için yardım istediği mektuptan 10 gün sonra ikinci bir mektup kaleme alıyor. Tarih 17 Şubat 1958. Muhterem efendim, hak sizden razı olsun ve sizi iki cihana aziz etsin. Hüküm tamamen haksızdır. Ehli vukuf talebim reddedilmiş ve çekilmiş mahkumiyetlerim tarafıma bildirilmeden ve itiraz hakkı verilmeden mahkumiyetimle ilave olunmuştur. Aman verim ebedi dostum ve dava, iman yoldaşım bir lahza tereddüt etmeden adalet vekiline gerekli iki kelimeyi esirgemeyiniz. Hastaneden çıkaramazlar buyurmuşsunuz. Halbuki Başta bir bana cuma gününe kadar mühlet verdi. Zindana dönersem ölürüm. Bu noktayı bilginize vaz eder ve Sıhhat Bakanı ile hastanede tutulmamı istirham ederim. Necip Fazıl Tarih 14 Haziran 1958 Necip Fazıl çıkaracağı yayınlar için yardım istiyor. Reklam ve sahil ihtiyaçlarım için 10 bin lira lütfedilirse, ayda 6 bin lira tahsis olunursa, Akis, kim, form gibi mecmuacıklarla bütün muhalefet matbuatını saf fikirle çürütücü, muazzam bir içtimai ve edebi, ideoloji, bina edici kararlara ve yüreklere nüfuz edici bir mecmua kuracağıma emin olunabilir. Bu da olmazsa tam altı aydır bir tek yardım görmeyen beni vazife gününe kadar her ay muayyen ve mukarrer bir mikyas altında kurmaktan ve gözyaşları içinde yalnız ibaret ve mücerret eserler kaleme almaya terk etmekten başka iş kalmaz. Tarih 17 Ekim 1958 Stem dolu bir mektup Muazzezlerin muazzezi efendim Muzaffersiniz ben de bu zaferi Türk umumi vicdanına karşı zaman ve mekanı hak edici bir nakkaşım. Nasıl bir nakkaş? Takdir sizindir. Öyle sanıyorum ki artık bütün vadeler dolup taşma vaziyetinde. Necip Fazıl Ve son mektup. Necip Fazıl'ın Menderes'e gönderdiği son mektup 3 Mart 1960 tarihini taşıyor. Yarın akşam Nide hareket ediyorum. Nide valisi akrabam ve yakınımdır. İnfazımın orada yapılmasını resmen isteyeceğim. Böylece muhalefet nazarlarından uzak olur, belki hafif şartlar bulabilirim. Beş çocuğumu, zevcemi ve annemi Allah'tan sonra beyfendiye emanet ediyorum. Size Allah'a ısmarladık der ve encamımı kadiri mutlak olana havale ederim. gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu dergi ve gazetesi sahibi Necip Fazıl kısa küre kalmıştır. Dur bakalım. Şimdi bu Necip Fazıl kısa küreye böyle 147.500 lira. Fazla diyeyim. Bu zannediyorum reis beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Ee, bir tediye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat teyidi yapan kendisinden sonra. Sonra Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş Mütaade mu? Müsaade buyurursanız Reis Efendi onun e, yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik uzun zaman münasebeti kesiyoruz tekrar geliyor düzelteceğim doğru gideceğim diyor bu şekilde devam ediyor